Arkadaşlar merhaba. Yeni bir konu anlatım videosu ile birlikteyiz. Bugün Dünya Gücü Osmanlı ünitesini anlatacağım. TYT tarih videolarına son hızıyla devam ediyoruz. Evet, hazırsanız hemen videoma geçiyorum. Zaman kaybetmeyelim. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde imparatorluk dönemi İstanbul'un fethiyle başlıyor. II. Mehmet 1451'de tahta geçecek ve 1481'e kadar tahtta kalacak. Fatih Sultan Mehmet'in amacı neydi arkadaşlar? İstanbul'u almaktı. Peki İstanbul'u neden bu kadar çok istiyor Osmanlı Devleti? Gelin sebeplerine bakalım. Birincisi, Bizans Osmanlı'daki taht mücadelelerini devamlı kışkırtıyor arkadaşlar. İşte onun için Osmanlı Devleti de Bizans'ı ortadan kaldırmak isteyecek. Yani Osmanlı Devleti'ndeki şehzadeleri ne yapıyor? Bizans devamlı kışkırtıyor. Kime karşı? Hükümdara karşı. İkincisi, Bizans Papa'dan yardım isteyerek devamlı Haçlı seferlerinin düzenlenmesini sağlıyordu Osmanlı'ya karşı. Üçüncüsü, Bizans İmparatorluğu Osmanlı toprak bütünlüğünü bozuyordu. Çünkü Osmanlı'nın Asya'da da toprağı var, Anadolu tarafında. Avrupa'da da toprağı var. Ortada Bizans devleti vardı. İşte toprak bütünlüğünü bozduğu için Osmanlı devleti Bizans'ı ortadan kaldırmak istiyordu. Başka bir şey arkadaşlar, İstanbul Karadeniz ticaret yolu üzerinde bulunduğu için önemli bir vergi gelirine sahipti. Ayrıca Çin'den başlayan İpek yolu da buradan geçtiği için yine İstanbul ticaret için çok önemliydi. İstanbul'un fethinin başka bir nedeni de bu. Başka bir neden arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz hadisi var. İstanbul'u fethedecek komutan ve askeri öven hadisleri var. İşte Fatih Sultan Mehmet de bu hadislere mazhar olmak için ne yapacak? İstanbul'u almak isteyecek. İstanbul'un fethinin genel nedenleri bunlar. Peki, fethi öncesi Osmanlı hangi hazırlıkları yapmış? Bizans hangi hazırlıkları yapmış? Onlara bakalım. Bir kere Fatih Sultan Mehmet Boğaz'ı kesmek için ne yapacak? Rumeli Hisarı'nı yaptıracak. Biliyorsunuz Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu Hisarı yapılmıştı Anadolu tarafına. Fatih Sultan Mehmet de Rumeli tarafına bir hisar yani kale yapacak ve Boğaz'ı kesecek. İkincisi 400 parçalık yeni bir donanma oluşturulacak. Surlar yıkabilmek için şahi denilen büyük toplar döktürülecek. Bu toplar sayesinde İstanbul'un surları yıkılacak. Bizans'a Balkanlardan gelebilecek yardımı önlemek için Balkanlara askerler gönderilecek. Karamanoğulları ile barış yapılacak. Biliyorsunuz Osmanlı'nın Anadolu'daki en büyük rakibiydi Karamanoğulları. Macarlarla anlaşma yapılacak. Eflak ve Sırbistan ile barış anlaşmaları yapılacak. Bunlar Osmanlı Devleti'nin yaptığı hazırlıklar. Peki Bizans ne yapacak? Bizans da Grecua yani Rum ateşi dediği suda bile yanan ateşi her yere yerleştirecek arkadaşlar. İstanbul'da bol bol yiyecek ve lojistik malzeme depolayacak. Çünkü kuşatma uzun sürebilir. Haliç'e zincir çekecek ve oradan Osmanlı gemilerinin geçmesini engelleyecek. Haçlı dünyasından yardım isteyecek. Surları kuvvetlendirecek. Ayrıca Fatih'e elçiler göndererek kuşatmanın kaldırılmasını ya da engellenmesine çalışacak. Bunlar da Bizans'ın hazırlıkları. Evet, bu haritada da görüyorsunuz İstanbul'un fethini. Şu Bizans'ın çekmiş olduğu zincir. Buradan gemilerin geçip buralardan bombalamasını istemiyordu. Fatih ne yaptı arkadaşlar? Gemileri karadan yürüttü ve Galata'nın üzerinden indi. İstanbul dediğimiz zaten İstanbul'un hepsi değil. Küçük bir kısmı kalmıştı Bizans'ın elinde. Buranın da alınmasıyla Bizans İmparatorluğu sona erecek. Şimdi biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. Türk tarihi açısından sonuçlarına bakalım. Bir kere Osmanlı toprak bütünlüğü sağlandı arkadaşlar. Osmanlı Devleti imparatorluk haline geldi. Büyük bir devlet. İstanbul başkent yapıldı. Karadeniz ticaret yolunun önemli bir kısmı ele geçirildi. Osmanlı'nın İslam dünyasındaki ünü, saygınlığı arttı. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi. II. Mehmet de arkadaşlar ne oldu? Fatih unvanını aldı. Bunlar Türk tarihi açısından sonuçları. Bir de dünya tarihi açısından sonuçlarına bakalım. Bizans yani Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Ortodokslar Osmanlı'nın himayesine girdi. Biliyorsunuz Ortodoksların merkezi İstanbul'du. Ticaret yollarının Müslümanların eline geçmesiyle coğrafi keşifler yavaş yavaş başlayacak. Çünkü İstanbul'un fethiyle de birlikte artık en önemli ticaret yolları yani baharat, ipek yolları ne yaptı? Kontrolü Osmanlı'ya geçti. İşte Avrupalılar da alternatif yollar aramak için neye başlayacaklar? Coğrafi keşiflere. Bu Avrupalılar için olumludur aslında. Venedik ve Cenevizler ticaret yönünden ne yaptılar? Önemli merkezlerini İstanbul'u Müslümanlara kaptırdılar. Orta Çağ kapandı. Yeni Çağ başladı arkadaşlar.
İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilim adamlar Avrupa'ya yerleştiler ve bu da Avrupa'da Rönesans ve Reform'un başlamasında etkili oldu. Bu da Avrupa için olumlu. Belki de Avrupa için en önemli şey arkadaşlar, feodalite sistemi çözülmeye başladı. Çünkü feodalite dediğimiz büyük surlara sahip kaleleri olan senyörlerdi. İşte Avrupalılar İstanbul'un fethinde kullanılan topu kullanarak ne yaptılar? Bu derebeylikleri yıktılar ve merkezi krallıklar oluşturdular. Aslında İstanbul'un fethi sonuçlarına baktığımızda Avrupalılar için çok da olumsuz olmamış. Peki şu Ortodoksların durumuna bakalım. Biliyorsunuz o dönemde Hristiyanlar ikiye ayrılmıştı. Katolikler merkezi Roma'da ve Ortodokslar merkezi İstanbul'da. Daha Protestanlar yoktu. Fatih Sultan Mehmet yayınladığı fermanla Ortodoksları ne yaptı? Himaye altına aldı. Onlara serbestlik tanıdı. İbadet izni verdi. Burada amaç ne arkadaşlar? Katolik Kilisesi ile Ortodoksların bir araya gelip birleşmesini önlemek. Hem burada Osmanlı hoşgörüsünü gösteriyor hem de stratejik bir neden bu. Çünkü Katoliklerle Ortodokslar birleşirse Osmanlı için sıkıntı olabilirdi. İşte Fatih Sultan Mehmet bu Ortodokslara dini özgürlük vererek bunu önlemiş oldu. Fatih dönemindeki diğer bir gelişme de arkadaşlar Otlukbeli Savaşı 1473. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlılar yani Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la mücadele ediyor. Savaş sonunda Osmanlılar kazanıyor ve Doğu Anadolu'daki Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine giriyor. Bu da önemli. Başka bir gelişme Venediklerle olan savaşlar. Venediklerle uzun süre savaşlar yapılıyor ama iki taraf da aslında çok bir şey kazanamıyor ve en son iki taraf arasında bir anlaşmaya varılıyor. Taraflar işgal ettikleri toprakları karşılıklı olarak boşaltacaklar. Venedik Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ve yıllık vergi verecek. Venedikler İstanbul'da elçi bulundurabilecekler. Evet, İstanbul'da elçi bulundurabilen ilk devlet, millet kim arkadaşlar? Venedikler. Bu elçilere biz ne diyoruz? Balyoz diyoruz. Bunlar ne yapacak? Venedikler arasındaki davalara bakacak. Venedik bayrağı taşıyan gemiler Osmanlı karasularında ve limanlarında serbestçe ticaret yapabilecek. Bu da Venediklere verilen imtiyazdır. Peki Fatih Sultan Mehmet neden Venediklere bu imtiyazı veriyor? Çünkü Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalamak istiyor. Birinci neden bu. İkincisi de Osmanlı karasularındaki, limanlarındaki ticareti canlandırmak istiyor. Biliyorsunuz o dönemde deniz ticaretinde en gelişmiş kim vardı? Venedikliler ve Cenevizliler. İşte Venediklerin Osmanlı limanlarında ticaret yapması Osmanlı ticaretini olumlu etkileyecek. Burada Balyoz'u unutmayalım. Venediklilerin elçisi. Fatih diğer faaliyetlerine bakalım. Karadeniz'deki liman kentlerini ele geçirmeye başlıyor. Cenevizlilerden Amasra'yı alıyor. Çandaroğullarından Sinop alıyor. Trabzon ve Giresun'u Trabzon Rum İmparatorluğunu yıkarak buralarda alıyor. Trabzon ve Giresun. Böylece İpek Yolu Karadeniz hattı ne olmuş oluyor? Osmanlı'nın eline geçmiş olacak arkadaşlar. Çin'den başlayıp Avrupa'ya giden İpek Yolu'nun Karadeniz hattı İstanbul'un fethiyle de ne olacak? Osmanlı'nın eline geçecek. Böylece Osmanlı büyük bir ticaret gelirine sahip olacak. İstanbul'un kuşatılması esnasında Venediklerle ittifak yapan Karamanoğullar Beyliği'ne ait Konya ve Karaman alınacak. Gördüğünüz gibi Karamanoğullar hala rahat durmuyor. Kırım 1475'te Osmanlı'nın eline geçecek. Böylece Karadeniz Türk Gölü olacak arkadaşlar. Yani Kırım'ın da alınmasıyla birlikte aslında Karadeniz'in etrafı komple alınmış olacak. Bu da Karadeniz ticaret yolu için önemli bir gelişme. Diğer faaliyetlere bakalım. Sırbistan alınıyor arkadaşlar. Belgrad hariç. Belgrad'ı kim alacak? Kanuni Sultan Süleyman. Mora alınacak. Eflak alınacak. Boğdan alınacak. Bosna Hersek alınacak. Arnavutluk alınacak. Aslında Balkanlar hemen hemen alınıyor. Rodos kuşatılıyor fakat alınamıyor. Rodos ve Belgrad'ı kim alacak arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman. Napoli Krallığı'na ait Otranto fethediliyor. Ama o sırada Fatih Sultan Mehmet öldüğü için buradan geri çekiliyoruz. İpek Yolu üzerinde hakimiyet tam olarak sağlanıyor. Altın ilk defa altın para bastırılıyor. Bu da neyi gösterir arkadaşlar? Yorum sorusu çıkabilir. Osmanlı'nın çok güçlendiğini. Topkapı Sarayı yapılıyor. Enderun İstanbul'daki Topkapı Sarayı'na taşınıyor. Enderun neydi? Büyük devlet adamlarının yetiştirildiği okul. Mısır Çarşısı yani kapalı çarşı yapılıyor. Sahn-ı Seman medreseleri açılıyor. Bu medreseler çok önemli. Ayrıca Osmanlı kanunları Fatih döneminde yazılı hale getiriliyor. Bu kanunlarda da kardeş katli yasalaşıyor arkadaşlar. Yazılı hale getiriliyor. İşte Fatih dönemindeki kanunnamelerin önemi de bu. Bu kanunnameler ne olacak arkadaşlar? Kardeş katli yasalaşacak. Böylece padişahların kardeşlerini öldürmeleri, tahttan
tahta geçtikten sonra yasalaşmış olacak. Evet, Fatih'in Balkanlarda aldığı yerleri Sabah Map diye kodlamışız. Burada Sırbistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Mora, Eflak ve Boğdan. Bunlar Fatih Sultan Mehmet'in aldığı, Balkanlarda aldığı yerler. Sırbistan, Arnavutluk, Bosna, Hersek, Mora, Eflak ve Boğdan. Eflak ve Boğdan dediğimiz neresi arkadaşlar? Romanya. Bunu da bilelim. Fatih'in Karadeniz'de aldığı yerleri Kasp diye kodlamışız. Kırım, Amasra, Sinop ve Trabzon. Fatih'in alamadığı yerlerde Bor olarak kodlamışız. Yani Belgrad ve Rodos'u alamamıştı. Bunları kim alacaktı? Kanuni Sultan Süleyman. Gelelim ikinci Bayezid yani Veli Bayezid dönemine. Bu dönemin en önemli olayı arkadaşlar Cem Sultan olayı. İkinci Bayezid dönemi yükselme içinde duraklama devri olarak nitelendirilir. Çünkü bu dönemde Cem Sultan olayı yüzünden Osmanlı Devleti ne yapamamıştır? Avrupa'ya karşı agresif bir fetih hareketi uygulayamamıştır. Ayrıca bunda Bayezid'in karakteri de önemlidir. Çünkü sakin bir karaktere sahipti. Fatih'in ölümünden sonra 2. Bayezid tahta geçiyor. Yalnız kardeşi Cem Sultan bunu kabul etmiyor. İsyan çıkarıyor. Bursa'yı işgal edip ne yapacak? Hükümdarlığını ilan edecek. Yapılan mücadele sonucunda 2. Bayezid Cem Sultan'ı yenecek. Cem Sultan önce Memlüklere, daha sonra Rodos şövalyelerinin eline düşecek. Ardından da papalığa teslim edilecek ve burada da ölecek. Böylece Cem Sultan olayı iç sorun iken dış sorun haline gelecek. Bu sorun yüzünden Osmanlı Devleti Batı'ya karşı pasif politikalar izleyecek. Çünkü Batı Osmanlı'yı şöyle tehdit edecek. Eğer bize saldırırsan biz de Cem Sultan'ı serbest bırakırız. Bu da Anadolu'da karışıklıklara neden olur diyecek. İşte o yüzden 2. Bayezid döneminde aslında Avrupa'ya pek bir fetih hareketi gerçekleşmemiştir. Diğer gelişmelere bakalım. 2. Bayezid Cem Sultan olayına karıştığı için Karamanoğullar Beyliği'ne kesin olarak son veriyor. Bu dönemde Venediklerle savaşlar yapılmıştır. Ancak bu savaşta başarılı olmuştur ama çok büyük kazanımlar elde edilememiştir. İspanya'da ki biliyorsunuz oradaki Müslümanlara karşı İspanyollar tarafından zulümler yapılıyordu. 2. Bayezid Endülüs'e bir gemi göndererek Müslümanların ve Yahudilerin bir kısmını Osmanlı'ya getirmiştir. Yalnız bu dönemde çok da aktif bir siyaset izlenememiştir yani İspanya'da. Çünkü Cem Sultan olayı devam ediyordu. Bu yüzden 2. Bayezid çok da fazla yardımcı olamamıştır. Bu dönemde Osmanlı-Memlük ilişkileri önemli. Memlük ve Osmanlı ilişkileri bozuluyor. Bunun sebeplerine bakalım. Fatih döneminde ortaya çıkan Hicaz su yolları meselesi. Nedir bu arkadaşlar? Osmanlı hacıları işte Mekke ve Medine'ye giderken yol üzerinde su yolları var. Buraları Memlükler tamir etmiyor. Osmanlı tamir etmek istiyor. Buna da izin vermiyorlar. İşte Hicaz su yolları meselesi bu. Memlüklerin Cem Sultan'a himaye etmesi ve Güneydoğu Anadolu'daki Dulkadiroğulları Beyliği için iki devletin de rekabet halinde olması Memlüklerle Osmanlılar arasındaki ilişkiyi bozuyor. Osmanlı ile Memlükler arasında 8 yıl bir savaş yapılıyor. Bu savaş sürecinde iki tarafta bir üstünlük sağlayamıyor 2. Bayezid döneminde. Memlükler dediğimiz neydi arkadaşlar? Mısır'da kurulan Türk İslam Devleti'ydi. Osmanlı-İran ilişkilerine bakalım. Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyun Devleti'ni yıkmasından sonra bu bölgeye yavaş yavaş Safeviler hakim olacak ve Safevi Devleti kurulacak. Safevileri Türk Hanedanı kuruyor. İran'da kurulan bir devlet ama başında kim var? Türk var. Kim var? Şah İsmail var. Safevi Devleti Şii mezhebini Anadolu'ya yaymak istiyor ve 1500 11 yılında Anadolu'da Şahkul isyanı çıkıyor. Şah İsmail'in desteklediği. Bu isyanı Trabzon valisi Şehzade Selim yani Yavuz Sultan Selim ne yapacak? Bastıracak. Yalnız 2. Bayezid bu Şahkul isyanına karşı işte Memlüklere, İranlara karşı çok fazla tedbir almayacak. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim isyan edecek. Babasıyla savaşacak. Mücadele edecek. Yalnız ilk mücadeleyi kaybedecek. Mücadeleyi kaybetmesine rağmen Yeniçerilerin desteğiyle 2. Bayezid'i tahttan indirip tahta geçecek. Yani tahttan indirilen ilk padişah da kim arkadaşlar? 2. Bayezid. Gelelim Yavuz Sultan Selim dönemine. Osmanlı'nın toprakları bu kadardı. Bu kadar oldu. Yani neredeyse 2 iken 5 oldu arkadaşlar. Çok önemli bir dönem. 1. Selim dönemi 1512'de başlıyor. 1520'de bitiyor. 8 yıl. Tarihçiler onun için ne der arkadaşlar? 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah derler. Yavuz Sultan Selim babasıyla olan mücadeleyi kaybetmesine rağmen Yeniçerilerin desteğiyle tahta geçti. Kardeşleri, ağabeyleri Ahmet ve Korkut'u etkisiz hale getiriyor. Sonra ne oluyor? Tahtta tek başına kalıyor.
Önce İran seferi var 1514'te. İran'a neden sefer yapmıştı? Safeviler Doğu Anadolu'yu ele geçirmek istiyorlardı ve burada Şiilik propagandası yapıyorlardı. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim önce Safeviler üzerine yürüyor ve Şah İsmail ile yaptığı savaşı kazanıyor. Savaş sonucunda Tebriz, Musul, Kerkük, Diyarbakır gibi şehirler ele geçiriliyor. Böylece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Şiilik tehlikesi ortadan kalkmış oluyor. Ayrıca İpek Yolu denetimi de Osmanlı'ya geçiyor. İran tarafından geçen. Bakın. İran seferi sonucu İpek Yolu, az sonra anlatacağım Mısır seferi sonucu da Baharat yolu Osmanlı'nın eline geçecek. Bunları karıştırmayalım. Turnadağ Savaşı var. İran seferi sırasında Osmanlı'ya destek vermeyi kabul etmeyen Dulkadiroğulları 1515 Turnadağ Savaşı sonrası ortadan kaldırılıyor ve Anadolu Birliği kesin olarak sağlanmış oluyor arkadaşlar. Mısır seferine geçelim. Mısır seferinin nedenlerini söylemiştik. Orada kim vardı? Memlükler vardı. Memlüklerle Osmanlılar arasında neden mücadele olduğunu anlatmıştım. Şimdi Yavuz Sultan Selim 1516'da Mercidabık'ta önce Memlükleri birinci defa yeniyor. İlk yendiğinde yani Mercidabık sonrası Suriye ve Filistin alıyor. Daha sonra 1517'de Ridaniye'de Memlük ordusunu bir daha yeniyor ve böylece Memlüklüler ortadan kalkmış oluyor. Mısır'da Osmanlı topraklarına katılıyor arkadaşlar. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye. Bu iki savaşla birlikte Mısır Osmanlı'nın eline geçiyor. Daha doğrusu Memlükler yıkılmış oluyor. Şimdi bu savaştan sebeplerine bakalım. Hicaz su yolları meselesi anlatmıştık. Memlüklerin Cem Sultan'ı himaye etmesi, bunu da söylemiştik. Dulkadiroğulları yüzünden çekişme vardı. Memlükler Şah İsmail ile Osmanlı mücadelesinde ne yapmışlardı? Şah İsmail'i desteklemişlerdi. Birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim Memlük topraklarını ele geçirerek baharat yoluna hakim olmak istiyordu. İki devlet de Türk İslam dünyasının lideri olmak istiyordu. İşte bunlar Mısır Seferi'nin sebepleri. Sonuçtan da ne oldu? Mercidabık ve Ridaniye savaşlarının kazanılmasıyla Memlük devleti ortadan kalktı. Suriye, Filistin, Hicaz, Mısır Osmanlı'nın eline geçti. Halifelik ve kutsal emanetler Osmanlı'ya geçti arkadaşlar. Böylece Osmanlı devleti ne oldu? İslam dünyasının lideri oldu. Venedikliler Kıbrıs adası için verdiği vergiyi Osmanlı'ya verdiler. Baharat yolunun denetimi Osmanlı'ya geçti. Bir daha söylüyorum. İpek yolu işte İran'ın fethiyle yani Çaldıran Savaşı sonrası baharat yolu da Mısır'ın fethiyle Osmanlı'nın eline geçmiş oldu. Coğrafi keşiflerle ticaret yolları aslında önemini kaybetti arkadaşlar. Biz baharat yolundan önemli bir gelir elde edemedik. Çünkü bu sırada coğrafi keşifler sonucu Hindistan'a giden başka yollar bulunduğu için Osmanlı çok da fazla buralardan vergi geliri elde edemedi. Gelelim 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman dönemine. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahtta kalmış insandır. 1520'de tahta geçiyor 1566'ya kadar. Kanuni Sultan Süleyman tahta geçerken çok fazla zorlanmayacak. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in tek oğluydu. Onun için kimseyle mücadele etmeden doğrudan tahta geçti. Başka bir avantajı da arkadaşlar Yavuz Sultan Selim toprakları çok fazla büyüttü. Hazineyi sonuna kadar doldurdu. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın sorunsuz bir devlet bıraktı aslında. Yalnız bu sırada bazı isyanlar var. Onlara bakalım. Canberdi Gazali isyanı arkadaşlar. Bu Canberdi Gazali Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için isyan çıkaran bölgedeki yerel aşiretlerden biri. Bu isyan bastırılıyor. Ahmet Paşa isyanı. Ahmet Paşa da Yavuz dönemindeki önemli vezirlerden ikinci vezir. Bunun normal şartlarda sadrazam olması lazım. Yalnız Kanuni Sultan Süleyman onun yerine İbrahim Paşa'yı sadrazam yapıyor. Bunun üzerine isyan ediyor. Bu isyan da bastırılıyor. Baba Zünnün isyanı ekonomik temellidir. İşte Baba Zünnün çok fazla vergi alındığını düşünerek isyan ediyor. Bu da bastırılıyor. Kalender Çelebi isyanı da dini nitelikli bir isyandır. Bu isyanları Kanuni Sultan Süleyman bastırıyor. Gelelim Kanuni dönemi isyanlarının kodlamasına. Kabaca Ahmet diyoruz. Sesli harfleri siliyoruz. Kalenderoğlu isyanı, Baba Zünnün isyanı, Canberdi Gazali isyanı ve Ahmet Paşa isyanı. Burada Canberdi Gazali neydi arkadaşlar? Mısır'daki isyan. Ahmet Paşa sadrazam olmadığı için isyan ediyor. Bunlar da diğer dini nitelikli ve ekonomik nitelikli isyanlar. Şimdi Kanuni dönemindeki fetihlere geçelim. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim doğu meselesini halletmişti. Kanuni Sultan Süleyman da yönünün nereye dönecek? Batıya dönecek. 1521'de Belgrad alınacak. Macaristan'dan böylece Orta Avrupa'nın fethi için önemli bir merkez ele geçirilmiş olacak. 1521. 1526 Mohaç Meydan Savaşı'na gelelim. Arkadaşlar Fransa Kralı Huslar Roma Cermen İmparatorluğu'yla savaşacak ve
Bu savaşta esir düşecek ve Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım isteyecek. Zaten Kanuni Sultan Süleyman da Macaristan'ı almak istediği için ne yapacak? Macaristan topraklarına saldıracak. Yapılan Mohaç Meydan Savaşı sonrası Osmanlı Devleti Macarları yenecek ve Macar krallığını egemenliği altına alacak. Mohaç Meydan Muharebesi dünyanın en kısa süren muharebelerinden biridir. 2 saatte Osmanlı ordusu Macar ordusunu yenmiştir arkadaşlar. Böylece aradaki tampon bölge olan Macaristan'ın alınmasıyla Osmanlı Devleti Avusturya ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile komşu olacak. Biliyorsunuz Avusturya ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda Habsburg hanedanı hakimdi. Bu Avrupa'da birçok devletle akrabalık kurmuş büyük bir hanedandı. Bu tarihten itibaren Osmanlılarla Habsburglar arasında mücadele başlayacak. Viyana'nın kuşatılması. Avusturya Osmanlı yönetimince atanan Macar kralını tanımıyor. Yerine kendi adamını getiriyor. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman ne yapıyor? Avusturya seferine çıkıyor. Bu sefer sırasında Osmanlılar Macaristan'a giriyor. Eski kralı tekrar tahta geçiriyor ve Avusturya'yı savaşa zorlamak için Viyana'ya kadar gidiyor. Yalnız Avusturya ordusu Osmanlı'nın karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı kuşatıyor gözdağı vermek için. Yalnız kış mevsiminin erken gelmesi, ağır topların getirilemeyişi, erzağın yetersizliği nedeniyle birinci Viyana kuşatması başarılı olmuyor. Zaten Kanuni Sultan Süleyman da bu konuda çok ısrarcı değildi. Alman seferine gelelim. Avusturya'nın Budin'i yeniden işgal etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Alman seferine çıkacak. Savaş Avusturya Kralı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na güvenip ne yapacak? Savaş ilan edecek. Gerekli desteği görmeyince de yine Kanuni Sultan Süleyman'ın karşısına çıkmayacak. Bunun üzerine Avusturya Kralı'nın barış isteği üzerine 1533'te İstanbul Anlaşması imzalanıyor. Bu çok önemli. Çok da çıkıyor. Nedir maddeleri? Avusturya Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak. İkincisi Avusturya Osmanlı Devleti'ne vergi verecek. En önemli maddesi Osmanlı Sadrazamı yani 2 numarası Avusturya'nın kralına denk olacak. Yani Avusturya'nın bir numarasına denk olacak. Bu anlaşma bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin Avusturya'da ya da Orta Avrupa'daki üstünlüğünü gösteriyor. Bu üstünlük 1606 yılında Avusturya ile yapılan Zikvatoruk Anlaşması'na kadar devam edecek. Zikvatoruk Anlaşması'nda artık Osmanlı'nın padişahı ile Avusturya'nın kralı eşit olacak. O zamana kadar 1533 İstanbul Anlaşması geçerli olacak. Bu anlaşmayla da Osmanlı siyasi üstünlüğünü Avusturya'ya kabul ettirmiş olacak. Gelelim denizlerdeki faaliyetlere. Arkadaşlar Rodos 1522'de alınıyor. Cezayir 1533'te Osmanlı'ya geçiyor. Barbaros Hayrettin Paşa buralarda fetih hareketlerinde bulunan bir ne diyelim kaptan. Bu şeyi Cezayir'i kontrol altına alıyor. Kanuni Sultan Süleyman da ona ne yapıyor arkadaşlar? Kaptan deryalık teklif ediyor. O da Osmanlı'ya bağlanmayı kabul ettiği için böylece Cezayir 1533'te Osmanlı'nın toprağı oluyor. Preveze Deniz Savaşı'nda 1538 bu önemlidir. Osmanlılar Haçlı donanmasını Akdeniz'de yeniyorlar ve Akdeniz'de üstünlük Osmanlılara geçiyor. Trablusgarp alınıyor 1551'de. Celbe Deniz Savaşı'nda 1560'da savaş kazanılıyor ve Akdeniz'in batısına da hakim olunuyor. Malta kuşatılmıştır ama anlamamıştır. Bura önemli. Kanuni Sultan Süleyman da Malta'yı alamıyor. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Rodos alamamıştı. Sakız Adası alınıyor 1566'da. Buralarda Kanuni döneminde alınan denizlerdeki başarılı olunan yerler. Burada ne önemli arkadaşlar? Cezayir'in alınması önemli tabii ki 1533 ve Preveze Deniz Savaşı çok önemli 1538. Gelelim Hint Deniz Seferlerine. Hint Deniz Seferleri dediğimiz Hindistan tarafına yapılan deniz seferleri. Burada neden biz Hint Deniz Seferlerini düzenliyoruz? Birincisi coğrafi keşifler sonucu baharat yolu önemini yitirmiştir. Avrupalılar Ümit Burnu yoluyla ne yapmışlardı? Ticarete başlamışlardı. Yani artık Ümit Burnu'ndan geçip Hindistan'a ulaşabiliyorlardı. Osmanlılarla hiçbir işleri kalmıyordu. Portekizler Hint Okyanusu'nda egemenlik kurmuşlardı. Hindistan'daki Gücerat Devleti Osmanlı Devleti'nden yardım istemişti. İşte Osmanlı'nın Hint deniz seferlerini yapmasının nedeni bu. Yani Hint deniz yoluna hakim olmak ve oradaki Gücerat Devleti'ne yardım etmek. Savaş başlıyor arkadaşlar. 1538 ve 1553 yıllar arasında Portekizlerle uzun süren bir savaş yapılıyor. Yalnız bu savaşta çok da başarılı olunmuyor. Bazı yerler alınıyor. İşte Yemen, Aden, Sudan ve Habeşistan'ın bir kısmı alınıyor. Ama istenilen başarı elde edilemiyor. Sebeplerine bakalım. Neden Osmanlı bu kadar başarılı olamıyor? Birincisi Osmanlı'nın donanması ve gemileri
O zamanın tekniğine uygun değil. Yani okyanusta gidecek kadar sağlam ve güçlü gemileri yok Osmanlı'nın. İç denizlere uygun gemileri var. İşte Akdeniz'de başarılı oluyor, işte Karadeniz'de başarılı oluyor ama okyanusta uzun süre gidecek kadar güçlü değil. İkincisi, bölgedeki Müslümanlar Osmanlı donanmasına yeteri kadar destek olmuyorlar. Üçüncüsü, sefere gereken önem verilmiyor. Son maddemiz, Osmanlı denizcileri bölgeyi yeteri kadar tanımıyorlar. Bu da Hint deniz seferlerinin başarılı olmamasının nedenleri. Kanuni dönemindeki Osmanlı-İran ilişkilerine bakalım. Kanuni zamanında İran'a birkaç sefer düzenleniyor. İşte Şah İsmail ölüyor, onun yerine Şah Tahmasp geçiyor. Bu da Osmanlı'ya karşı biraz saldırgan tavır içine giriyor. Yalnız yapılan savaşlar 1555 Amasya Anlaşması'yla sona eriyor. Bu anlaşmanın önemi şu arkadaşlar. İran'la imzalanan ilk resmi anlaşmadır. Tebriz, Bağdat, Erivan Osmanlı'nın eline geçiyor. O zaman 1555 Amasya Anlaşması'nın dönemindeymiş. İran'la yapılan ilk anlaşmaymış. Gelelim kapitülasyonlara. Eski kitaplarda Kanuni Sultan Süleyman'ın işte Fransızlara kapitülasyonları verdiği gibi maddeler vardı ama yeni kitaplarda bu geçmiyor. Hatta şöyle bir ibare var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde görüşmeler başladı. 3. Murat döneminde işte Fransızlara kapitülasyonlar verildi deniyor ama artık yeni kitaplarda şu ibareler var. İlk kapitülasyonlar 14. yüzyılda Venediklilere ve Cenevizlilere veriliyor. Biliyorsunuz bunlar denizcilikte ilerlemişlerdi. İstanbul'da, işte Ege'de, Karadeniz'de kolonileri vardı. Mısır seferi sonrası Yavuz 1517'de Memlük sultanları tarafından Venediklilere, Katalanlara ve Fransızlara verilen kapitülasyonları yeniliyor. Yani Memlük sultanları onlara kapitülasyon vermişti. Yavuz da bunları tekrarlatıyor. Çünkü bu topraklar artık kimin olmuştu? Osmanlı'nın. Peki Osmanlı neden kapitülasyonlar veriyor arkadaşlar? Bir kere bu kapitülasyonlar sayesinde ticaret canlanıyor ve Osmanlı çok miktarda vergi alıyor. İkincisi ve en önemlisi, bu devletlere imtiyazlar verilerek Avrupa'da Haçlı Birliği'nin oluşması engelleniyor. Mesela Fransa'ya kapitülasyon veriliyor, Haçlı Birliği'nden parçalanıyor. İşte Venediklere ayrıcalık veriyor, Venedikler Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Kapitülasyonların amaçları da bu. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferiyle devam edelim. 1566'da Kanuni Sultan Süleyman Zigatvar seferi sırasında yaşlılıktan ve hastalıktan dolayı vefat ediyor. Vefat haberi duyulmadan kale fethediliyor arkadaşlar. Ama daha sonra orduya, askerlere bu durum bildiriliyor. Böylece Kanuni Sultan Süleyman dönemi sona ermiş oluyor arkadaşlar. Gelelim 2. Selim dönemi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta 2. Selim geçecek. Yalnız 2. Selim döneminde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa daha aktif olduğu için biz bu dönemi artık Sokullu Mehmet Paşa dönemi diye inceleyeceğiz. Sokullu Mehmet Paşa Kanuni'nin son 2 yılında, 2. Selim döneminde ve 3. Murat'ın döneminde ne yapmıştı? Sadrazamlık yapmıştı. 1579'da Sokullu'nun ölmesiyle Osmanlı'nın yükselme dönemi sona erecek. Bakalım bu dönemde neler var? Bu dönemin en önemli olayı, 2. Selim döneminin en önemli olayı, Kıbrıs'ın alınması. Peki biz Kıbrıs'ı neden almak istiyoruz? Birincisi, Kıbrıs'ın jeopolitik olarak önemli bir konumda bulunması. Yani Akdeniz'in tam ortasında her yeri kontrol ediyor. İkincisi, Kıbrıs'taki korsanların Osmanlı ticaretine zarar vermesi. Üçüncüsü, Venediklerin Kıbrıs için Osmanlı'ya ödedikleri vergi kesmesi. İşte bu yüzden biz 1571'de Kıbrıs'ı alacağız. Sonuçlar ne? Doğu Akdeniz tümüyle Osmanlı kontrolüne geçti. Mısır ticaret yolunun güvenliği sağlandı. Adada iskan faaliyetleri başladı. Türkler yerleştirildi. Kıbrıs'ın alınması üzerine Haçlılar Osmanlı'ya saldıracaklar ve 1571 İnebahtı Savaşı olacak. Bu savaşta çok önemli, Osmanlı büyük bir yenilgi alacak. İşte Kıbrıs'ın fethi bu. Kıbrıs'ın fethi deyince ne diyelim? 2. Selim döneminin en önemli olaylarından biridir. Orta Akdeniz tümüyle Osmanlı'nın kontrolüne girmiştir. Gelelim İnebahtı Deniz Savaşı'na. Bu savaşın sebebi Haçlıların Kıbrıs'ı geri almak istemeleri. Papalığın Osmanlı'ya karşı birlik oluşturması. Sonuçta Don Juan komutasındaki Haçlı ordusu bizim Osmanlı donanmasını yeniyor. İnebahtı'nda yapılan savaşta Osmanlı donanması yakılıyor. Bu Osmanlı donanmasının yakıldığı ilk seferdir. O zaman İnebahtı Deniz Savaşı bizim için olumsuzdur. Peki tarihte Osmanlı donanması 4 kez yakılmış. Bu genel bilgi de sizinle paylaşalım. Birincisi, Osmanlı donanması az önce de söyledim, 1571'de İnebahtı'nda yakılıyor. İkincisi, 1770'te Çeşme'de yakılıyor Ruslar tarafından, Küçük Kaynarca Anlaşması öncesi. 1827'de Yunan isyanı sırasında Navarin'de yakılıyor Osmanlı donanması. Kimler tarafından? İngiliz, Fransız ve Ruslar tarafından. Ve en son
1853 yılında Sinop baskınında Kırım Savaşı sırasında Ruslar Osmanlı donanmasını yakıyor. İşte tarihte Osmanlı donanması 4 kere yakılmıştır. Sokulu Mehmet Paşa dönemindeki gerçekleştirmek istenen projelerle devam edelim. Birincisi Süveyş Kanalı projesi. Sokulu Mehmet Paşa Mısır'da bulunan Süveyş'te bir kanal açmak istiyor. Bu kanaldaki amacı ne arkadaşlar? Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirmek. Akdeniz ile Kızıldeniz birleşecek. Eski ve yeni ticaret yollarının bağlantısı kurulacak. Akdeniz'de ticaret tekrar canlanacak. En önemli amaç coğrafi keşiflerin verdiği zarar en aza indirilecek. Yalnız bu projede başarılı olunamıyor. Çünkü çok fazla bir maliyeti var. Çok fazla üzerinde durulmuyor. Bu Süveyş kanalı ancak 1869 yılında İngilizler tarafından açılıyor arkadaşlar. Süveyş kanalının yapılmasının amacı ne? Tekrarlayacak olursak Akdeniz ticaretini canlandırmak. İşte coğrafi keşifler sonucu ortaya çıkan Hint Deniz yoluna zarar vermek. Daha doğrusu Hint Deniz yolunu gereksiz hale getirmek. Çünkü Süveyş kanalı açılırsa o kadar yol donanılmayacak. Akdeniz'den Kızıldeniz'e kolayca ne yapılacak? Bir kanalla geçilecek. Böylece oradan da Hindistan'a ulaşması rahat olacak. İkincisi arkadaşlar Don Volga projesi. Karadeniz'e dökülen Don Nehri ile Hazar Denizi'ne dökülen Volga nehirlerini Sokulu Mehmet Paşa birleştirmek istiyordu. Böylece Karadeniz'den Hazar Denizi'ne geçiş sağlanacaktı. Burada ne olacak arkadaşlar? Rusların Karadeniz'e inmeleri engellenecekti. Amaç buydu. İran kontrol edilecekti. Orta Asya'daki Türklere yardım edilecekti. Yalnız bu kanalın üçte biri kazılıyor. Rusların saldırıları, Kırım Hanı'nın isteksiz davranışları nedeniyle Don Volga projesi gerçekleşmiyor. Bu proje ancak 1953'te Ruslar tarafından gerçekleştirilecek. Bu da gerçekleşmiyor. Don Volga projesi. Don Volga projesinin amacını da söyleyelim. Karadeniz ile Hazar Denizi'ni birleştirmek, böylece İran'ı kuzeyden kontrol etmek ve Rusların Karadeniz'e inmesini engellemeye çalışmak. Karadeniz Marmara projesi. Sokulu Mehmet Paşa İzmit Körfezi'ni Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü aracılığıyla Karadeniz'de birleştirmek istiyordu. Böylece kereste taşımacılığı yapacaktı. Bu da gerçekleşmiyor arkadaşlar. Maalesef Sokulu Mehmet Paşa bu projeleri gerçekleştirmiyor. Sokulu Mehmet Paşa'nın ölmesiyle birlikte de Osmanlı'da yükselme dönemi sona erecek ve duraklama dönemi başlayacak. Arkadaşlar böylece Osmanlı yükselme dönemi konu anlatım videomuzu da tamamlıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.